Business Channel Türk ekranlarından herkese merhaba, ben Hidayet Erdem. Dün ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri aktaracağız. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin ilk yorum geldi, Erdoğan'a destek çıktı. Memleket Partisi lideri Muharrem İnce dün öğrencilerle buluşmasında İsrail-Filistin savaşına ilişkin yorumlarda bulundu. İnce, Tayyip Erdoğan'ın denge politikasını doğru buluyorum dedi. Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan Erdoğan yorumu geldi. Erdoğan'a bir destek de Venezuela Başkanı'ndan. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalara değinerek ''İnanıyorum ki bir lider olarak bu duruma müdahale edecek, ateşkesi sağlayacak ve adil bir barışın başlatılmasını sağlayabilecek kişi Erdoğan olabilir.'' dedi. NATO'da bir ilk. Kosova'daki barış gücünün komutası Türkiye'de. Türkiye, NATO'nun Kosova'daki barış gücünün komutasını bir yıllığına devralırken, komutayı yürütecek olan tüm General Özkan Ulutaş NATO'daki ilk Türk komutan oldu. İsrail Savunma Bakanı'ndan açıklama geldi, tam taarruza geçiyoruz ifadelerini kullandı. İsrail Savunma Bakanı Yov Goland, Gazze şeridine yönelik tüm kısıtlamaları kaldırdım. Bölgeyi kontrol altına aldık, şimdi tam taarruza geçiyoruz dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin açıklama yaptı, Türkiye'de kurulacak gaz merkezine birçok ülke ilgi gösteriyor ifadelerini kullandı. Türkiye'de kurulması planlanan doğal gaz merkeziyle ilgili konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu projeye Türk dostlarımız, biz ve Avrupa'da Rus kaynaklarını almak isteyen herkes ilgi gösteriyor dedi. Eylem hazırlığındaki 27 terörist yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 8 operasyonun başlatıldığını duyurdu. Şanlıurfa, Mardin, Van, İzmir, Isparta, Malatya, Manisa ve Adıyaman'da PKK'ya yönelik Kahramanlar Operasyonu kapsamında Eylem hazırlığında olan 27 terörist gözaltına alındı. Beşiktaş, Burak Yılmaz'la yola devam etme kararı aldı. Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktör koltuğuna Burak Yılmaz getirildi. Karl Nehammer'den Cumhurbaşkanı'nın açık sözlülüğüne övgü geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmeler sırasında son derece açık sözlülükle sorunları dile getirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, "Dostlar kendi aralarında dürüstçe kötü şeyleri de dile getirir." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli bir soru geldi. Gazze'nin suyu ve elektriği kesildi. Hani insan hakları dedi. Adil karar vermemiz gerekiyor. Burada olay sadece Hamas olarak bakarsak bu adil olmaz. Hamas'ın kaybı nedir? İsrail'in kaybı nedir? Buna baktığımızda ortada ciddi bir kayıp. Sadece Hamas'ın son aldığım bilgilerle 750 civarında ölüm, 2000 civarında yaralı var. Bugünkü rakamları henüz alamadım. Bunun karşısında İsrail tarafında da yine ölümler, yaralılar vesaire var. Fakat buraya nasıl geldik? Bu bir gündem oldu. Yıllardır bu işin ne yazık ki bir bedeli oldu. Yıllardır burada sürekli ölümlerle karşı karşıya kalındı. Şu anda Gazze'ye su verilmiyor. Hani insan hakları? Elektrik yok, verilmiyor. Hani insan hakları? İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde elektriği, suyu kesemezsiniz. Şu anda Gazze'de acaba hastaneler ne durumda? Çalışıyor mu? Maalesef. Ama acımasızca ibadethaneler, hastaneler hepsi vuruluyor. Bunlar yapılırken Kimse bir şey söylemiyor dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, iş beğenmeme sorunu var dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, temel hedef olarak işsizlikle mücadeleyi aldıklarını belirtirken, bu alanda her yerde iş olduğunu, bunun yanında iş beğenmeme durumunun da ciddi olduğunu söyledi. Sevgili seyirciler, dün ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri aktardık. Yarın yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.